Efendim bugün Viyana tarihi bir gün yaşadı. Döner gecesi. Avrupa'da ilk defa yapılan bir çalışmaydı bu. Malumunuz son zamanlarda dönerle alakalı özellikle Avusturya'da müthiş bir yaygara kopartıldı. Birçok etlerde at eti çıktı diyerekten bu kurumların ve birçok kurum ve kuruluşların zarara uğramasına sebep oldu. Viyana'nın en köklü ticari kuruluşlarından Wirtschaftsbund'un organize etmiş olduğu bir geceydi bu. Ve geceyi organize edenlerin başında da Ergün Kuzugüdenli vardı. Ergün Bey, öncelikle buradaki iş adamlarımız adına, halkımız adına böyle bir gece düzenlediğiniz için size teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Nereden aklınıza geldi? Bu son zamandaki bu at eti skandalıyla alakalı bir iş var mı? Bağlantısı. Teşekkür ederim. Hüseyin Bey, aslında at etiyle bu son zamanda çıkan at eti skandalından hiçbir alakası yok. Bu toplantının içeriği Avusturya'da döner geçen seneden itibaren Avusturya Gıda Kodeksine dahil edildi. Yani bir şu anda bir standart var. Bunun bilgisini, duyurusunu yaptık bugün akşam. Burada gıda sektöründen, gastronomi sektöründen dönerle ilgilenen, çalışan bütün esnaflarımızı, işletmelerimizi çağırdık. Sağ olsunlar, geldiler. Bizim için çok önemli konu. Çünkü döner sektörü çok büyük bir sektör. Biliyorsunuz Avusturya'da 200 milyon euroluk bir cirosu var. Biz burada Wirtschaftsbund olarak Türk esnaflarından şirketlerimize ilişkilerimiz var. O yüzden bizim için bu bir görevdi. Biz bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Bundan sonra daha etkili, daha güzel adımlar, çalışmalar yapacağız. Et toptancılarımızdan Abdullah Bey var yanımızda. Abdullah Bey, son zamanlarda özellikle Avusturya'da, Avrupa'da da tabii bayağı bir etkisi oldu ama Avusturya'da at etiyle alakalı çok ciddi bir skandallar yaşandı. Ve böyle bir gecede birbiriyle yakın olması da tabii isabet oldu. Neler diyeceksiniz özellikle bu geceyle alakalı? Şimdi öncelikle bu gecenin o skandalla bir alakası yok. O skandaldan önce organize edilmişti. Skandala gelecek olursak, skandal dönerdeki at eti olayından kaynaklanmıyor aslında. Skandal, üretilen bir mamulün içerisindeki at etini beyan etmemesinden kaynaklanıyor. Fakat piyasamızdaki esnafların birlikteliğinin zayıf olmasından dolayı medyanın ve bazı noktaların bu işi dönercilerin aleyhinde işlemesinden dolayı dönercilerimiz birkaç hafta bunun mağduriyetini yaşadılar. Geceyle alakalı kısa bir... Efendim, gece güzel oldu tabii. Bu gecelerin ve bu tip faaliyetlerin daha profesyonelleşerek devam etmesi, dönerimizin standartlaşması, ekmeğimizin standartize olması muhakkak önemli. Yani böylelikle döner, markalaşırız. Yani dönerde markalaşma yolunda gidiyor diyoruz, öyle mi efendim? Tabii tabii. Döner marka ama bu markayı standartla daha sağlamlaştırmış. İyi noktaya gelecek diyorsun. Çok çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Efendim, döner toptancılarımızdan ve gıda mühendisi olan Macit Sözen Bey var yanımızda. Macit Bey, bugün Viyana'da ilk defa bir gece düzenlendi. Neler diyeceksiniz bu geceyle alakalı? Bence bu sektörde çalışanları bilgilendirme açısından olumlu bir geceydi. İki ana konuda açıklamalarda bulunuldu. Birincisi kodeks. Avusturya, yani döner kodeksi üzerine bilgilendirildi. İkincisi hijyen üzerine kısa da olsa bir açıklamalarda bulunuldu. Bu sektörde çalışanların örneğin çırak yetiştirme şeyleri yok, izinleri yok. Bunlar Avusturya şeyinde büyük bir handikap. Çoğu işletmeciler bu yüzden çevre ülkelere gidiyor, işletmesini orada kuruyor. İçeride çalışanlar böyle bir dezavantajla karşı karşıya kaldığı için büyümekte ve çırak bulmakta zorlanıyor. Bu da çok önemli. Burada yasalarda değişiklikler yapılması gerekli. Burada bizim iyi bir örgütlenmemiz lazım ve bunu masaya yatırmamız lazım. Uzun yıllardır kebap sektöründe toptancı ve de tüketiciye hizmet veren Koç Grubu sahibi Bahattin Koç var. Bahattin Bey, siz de Viyana'da ilk defa düzenlenen bir gecedeydik, döner gecesindeydik. Neler diyeceksiniz? Valla ben şahsım adına bu sektörde 16 yıldan beri bu sektördeyim. Şahsım adıma bu toplantıdan çok faydalandım. Çok da gerekli gördüm. Tabii, çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim, yine yanımızda döner toptancı
kazançlarımızdan global dönemin sahibi Haris Bey var. Haris Fırat. Haris Bey, siz de uzun yıllardır bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Ve Viyana'da ilk defa düzenlenen bir gece var. Döner gecesi. Neler diyeceksiniz? İnsanları bilgilendirmek her zaman iyidir. Ve umarım belli bir potansiyele gelir. Efendim, yine yanımızda döner gecemize katılan, Viyana'nın sayılı gastronomi alanında faaliyet gösteren şirketlerimizin sahibi Kenan Bey var. Rişaspunt'un organize etmiş olduğu bir geceydi. Evet. Geceyle alakalı görüşleriz alabiliriz. Ya böyle bir gecenin ilk defa Viyana'da gerçekleşmiş olması bence olumlu. Buna da katkı sunmak tabii bizim de görevimiz. Böylesi organizelerin sık sık olması ve bu sektörde yer alan veya değişik sektörlerden de insanları bir araya getirecek olması da ayrıca bir güzellik. İnşallah diyoruz, böyle gecelerin sayısı bundan sonra süreçte artmasını bekliyoruz. Bence iyi olur. İyi olur. Dediğim gibi yani insanları bir araya getirmesi, görüş alışverişinde bulunması, bilgilendirme açısından da olsa iyi olur. Olumlu buluyorum ben.